Kedi tüyü gibi bunlar. Evet. Bir şey değil. Sen kahve istiyor musun? İsterim. Laktozsuz. Ece. Laktozsuz. İyi. Efendim Ece? Yok yok, okuldayız. Bir şey mi oldu? Ya evet, şey, birazcık sıkışık bir durumdayız da biz. Acaba Evren bir şey bulabildi mi diye soracaktım ben sana. Babama acil yardım etmemiz lazım da. Kerem birazcık üzgün. Ya artık vicdanımıza dokunan bir noktadayız. Dilin, orada mısın? Bir şey bulabildiniz mi? Yok, bulamamış. Tamam. Şey, ama siz yine de bir şey bulabilirsiniz. Söylerim, merak etme. Tamam, çok sağ olun. Gerçekten derin, çok sağ olun. Yani en azından siz varsınız. Bizim için o kadar yardım ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapacağız şimdi? Seni bilmiyorum da benim ne yapacağım belli. Allah Allah. Sen ben mi olduk yine? Öyle. Canlan parayı da bulamadığımıza göre çalışmam lazım benim. Konuşturma işte, babamın durumunu biliyorsun. Bir sen üzgünsün ya Kerem Bey. Bir senin baban, değil mi? Salak. Bana bak, o burs bir daha kaybedilmeyecek. Duydun mu, derslere de girilecek. İş bulunacaksa da yarı zamanlı bir iş bulunacak. Tamam, olacak, bitecek. Ya babam için en önemli olan şey okul. Bunu sen de biliyorsun Kerem. İyi, aferin. Ece, teşekkür etti bize. Derse geç kalıyoruz. Bu arada sen arabayı niye servise gönderdin? Gerçekten bu mu ya? Yani şu anda merak ettiğin şey bu mu? Yani... biz adamları arkalarından vurduk. Onlar bize teşekkür ettiler diyorum sana. Yani biz bu konuyu kapatmadık. Ne yapacaksın? Gidip söyleyecek misin yaz yardım ettik diye? Saçmalama. O zaman? Yapmayacağım öyle bir şey. Ama yani benim başka çarem yoktu. Kendimi düşünmek zorundaydım. Sen de öyle. Bak, babanın adamları peşinden düştü. Ondan da gayet memnunum. Ve geri adım atmaya da hiç niyetim yok derin. Ben de öyle bir şey yapmayacağım. Ama ne bileyim Evren, yani işte ailece zor durumdalar diye. Derin. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor biliyor musun? Kerem de, babası da, o kadar masada sıcacık aile pozları veren tipler de hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika ya, nereden biliyorsun poz verdiklerini? Belki de gerçekten göründükleri gibi insanlardır. Derin, böyle insanlar sadece filmlerde olur. Ha, ondan mı sürekli o eski filmi izliyorsun? Öyle şeyler sadece filmlerde olur diye. Sabah sabah terapim gittiyse derse geç kalıyoruz. Kerem bir oku bari ya. Kızım iş işte ya. Ya bıraksana. İki dil bilen kadın resepsiyonist diyor Kerem, kadın. Tamam, o sende kalsın. Peki ya. Selam. Selam. Şey, dersler iptal bu arada. Konferans varmış. Aa. Bugün aldığın en güzel haber. Kahvem de bitmişti zaten. Siz ne yapacaksınız? Bu iş ilanı için aradım da ben. İş arıyorum. Evet.
Teşekkürler. Derin. Kahve. Kerem gelmeyecek mi? İş ilanlarını arıyordur o şimdi. Bulana kadar da rahatlamaz. Neyse ben şunu götürürüm. Ece. Bunu sen ver Evren'e. Ben Kerem'e götürürüm. Olur mu? Olur. Buyur, zift. Zift derken? Çok koyu içiyorsun ya, o yüzden söyledim, şaka yani. Sağ ol. Afiyet olsun. Şarjım bitmiş ya. Sende şarj aleti olma ihtimali var mı? Yok. Al, benimkini kullan. Ara kimi aramak istiyorsan. Sağ ol. Geleyim mi? Mesaj geldi sana. Yanlışlıklaştım. Pardon. Takılma. Olur öyle arada. Var var ehliyetim var 3 aylık. İyi kullanırım ama. Anladım tamam. Aynen. Kesin dönersin. Kusura bakma ya, görmedim seni. Sağ ol. Önemli değil. Ehliyet falan diyordun. Şoförlük mü yapacaksın? Ne oldu, yakıştıramadım mı? Ara lazım, mecbur. Yok ya, yani ondan değil de. Ne oldu? Bir şey mi var senin sanki? Gecede ortadan kayboldun. Kavgada yarım kaldın. Ya tamam, bir şey demedim. Ne oldu? Yazdın mı yine? Yetmemiş mi özür dileme? Tamam, söyle ne oldu? Bir şey mi yaptın? Yani şu durumda bile beni düşünüyorsun. Kerem, bak benim sana... Pardon. Evet. Benim aslında sana... Ben bakayım şuna da. Babam arıyor. Efendim baba. Ne karakolu ya? Ya tamam. Pozisyonunuz dolmuş ama... Yani resepsiyonist olmak zorunda değil. Başka bir pozisyon da olur. Ne bileyim garsonluk falan herhangi bir şey. Peki. Tamam sağ ol. Sağ ol. Otel zordur yalnız. Gecesi gündüzü belli olmaz. Her türlü tip gelir gider. Hele ki düzgün bir yer değilse. Yıllarımı verdim diyorsun ha? Verdim sayılır. Babamın vardı oteli. Yani hala var da otelleri. Evren şey iş imkanı falan olur mu? Yani yanlış anlama, asla torpe için söylemiyorum. Hani biliyorsundur diye soruyorum. Hiç bilmiyorum. Öğrenmem de zor. Peki ben sana hatırlatsam olur mu Evren? Sor. Babam zaten otel işlerini bıraktı. İlgilenmiyor artık. Başka iş kollarına kaydı kendisi. Öyle mi? Hangi iş kollarıyla? Medya ve görsel sanatlar. Bayağı televizyonunuz var yani. Veliahtsın sen desene. Yok. Benden olsa olsa zindanda bu odurdan istenmeyen elbet olur. Ne demek yani o? Ece, Ece. Kalk, karakola gidiyoruz. Babamı karakola almışlar. Ya yine mi polis? Biz
bıraksak sizi? Yok, gerek yok ya, biz gideriz. Ya vallahi bende araba yok. Evren sen bıraksana bizi. İşim var. Ya gerek yok gerçekten. Bak. İstemez zaten, teşekkürler. Bravo ya. Zaten her şey bizim yüzümüzden oldu. En azından hiç değilse şu kadarını yapsaydık. Yine başlayacaksan Derin, asla çekemem haberini. Başlamayacağım. Ama ben senin gibi değilim Evren, tamam mı? Aklıma geliyor sürekli. Neyse, yani en azından beni eve bırak. Bir duş alayım, artık daraldım. Dışarı çıkacağım.